Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 9. sınıfla devam ederiz geometri konusuyla. Bu olarak geometri konusundan son dersimizden evvel olan dersimiz, daha doğrusu daha bir dersimiz olarak geometri ile ilgili. Bu dersimiz olarak bir çeşit tekrarlama dersi. Niçin? Hep ne vardır geometrik dönüşümleri biz şimdiye kadar okumuştuk ve işlemişek son 4 yılda. Demek 6. 7. ve 8. de hep basını bunları okumuşak. Ona göre hiçbir şey burada yeni gelmeyecek. Demek geometrik dönüşümler grubunda ileride 3 tane değişik 3 tane değişik olay. Onlar idi. Eksen simetri, öteleme ve dönme, daha doğrusu rotasyon bazen olarak kitapta yazar. Demek deriz ki 3 tane geometrik dönüşümü var. Onlardır eksen simetri, öteleme ve dönme. Demek bu üçüsünü biz her bir defa okurduk şimdiye kadar koordinat sistemlerinin yardımıyla. Ona göre en bugünkü derste vardır kullanalım koordinat sistemi ki yapabilelim bu dönüşümleri. Demek koordinatları artık hepimiz biliriz nasıl okuruz ve ona göre nasıl bulunabilir koordinatlar. Hem şimdi ki gösterelim bu değişik dönüşümleri, kullanayız diyelim. Her bir defa kullanırız. Üçgen değiştirelim. Bir defa kullanayız. Örnek bir dik açılı yamuk. Demek koordinatlarınız ne lazımdır geçeresiniz koordinat sistemini çizdikten sonra der bunlar. A noktası olarak birlen bir koordinatı. B noktası olarak beşlen bir. C noktası olarak beşlen dört. Ve D noktası olarak daha doğrusu beşlen beş. Pardon. Yapabilir. Hayır, olsun beşlen dört. Kullanmaya devam etten doldurmayalım. Beşlen dört. Ve sonuncusu olarak D noktası olarak 3'len 4. Demek ben şimdi burada ki daha hızlı bulayım noktaları yapayım. Kareli böyle sayfayı sadece ne kadar dizeyim. Dizdikten sonra çevireyim ki daha kolay gözüksün. Demek bu. Anlamazsın. Evet. Lazımları elde edelim bir dik açılı yamuk ne zaman işareteyiz. Demek birlen bir de burada. Acaba hepimiz biliriz koordinatlar nasıl okunurdu? İlk sayı neyi gösterirdi? Soldan sağa ise yukarısından aşağısına. İlk gösterir sağdan sola. A ondan sonra yukarısından aşağısına. Demek örnek 5 bir sayısı için gideriz 5 tane birim sağa, en bir tane birim yukarısına doğru. D da örnek 3 tane sağa, en 4 tane yukarısına ve vardır gelsin böyle bu şekil. Şimdi bunu ben çevireyim. Ona göre birleştireyim hepsini. Evet. Demek ailen bu, böylen C, hepsi birleşirse ailen. Benim gözlerim hala görür kareler olsun ki yoktur. O göre böyle. Ve elde ederiz bu şekil. Demek yazarız. Tabii ki aynı geldi. Sırayla her bir o şey. İlk şey ne yapayız? Der ipsilon eksenine göre eksen simetri. Demek ABCD şekline ipsilon eksenine göre eksen simetri çiz. Ipsilon ekseni de bu. O demektir ki bir tevi bu şekil lazımdır katlansın sola doğru. Ne yaparız ki bulalım eksen simetriyi? Bakarız ne kadardır demek ipsilon koordinatlarımız değişmeyecek. Demli yaparız ipsilon eksenine göre sadece soldan sağa vardır taşınsın. Hem buna göre tüm koordinatlar nedir? X'in olarak var ne? Sol tarafında olarak var negatif sayılar diyelim. Yeni noktaları işaret edeyiz nasıl? E, F, G, M, H. Demek A olarak E, B olarak F vesaire.
Ve şimdi yazar Semil koordinatları. N'in koordinatları olarak eksi 1 ile 1. F'nin koordinatları olarak eksi 5 ile 1. Demek görürüz ki Y'nin koordinatı değişmez. G'nin vardır olsun eksi 5 ile 4. Ve H olarak da kapamadım parantez. Ve H olarak eksi 3 ile 4. Hem şimdi demek hepten aynı aranı yine bulabiliriz. Çevireyim ben de kareleri. Gidelim demek eksi 1 ile 1'dir burada. Koyarım bir nokta. Ondan sonra eksi 5 ile 1'dir sağ tarafta. Sol tarafta. O gelir. Ha? Eksi 5 ile 4. Giderim 1. Böyle daha kolay. Gelek. Burada. Ve eksi 3 ile 4. Gelek. Burada. Ve şimdi. Tekrar bunu böyle. Hem şekilde noktaları bağlarsam. Elde edeceğim eksen simetriyi bu. Buna göre ve elde edeyiz bu şekil. Demek görürüz ki kırmızı ve sarı şekil burada. Eğer tam çizerseniz vardır gelsen bu şekilde. Ve ona göre noktalarımız gelecek böyle E, F, G, K. Demek çizdik. ABCD üçgenini, EFGH üçgenini, yok üçgen, yamuğa, EFGH simetrik şekli. Acaba bunu anlarız. Zaten simetriyi geçen derste aldık. Geçen derslerde gördük ki 3 boyutta simetri, şimdi simetridir sadece 2 boyutta. Demek sadece katlarız. Nasıl dedi bir başka öğrenci? Eğer alırsak bir tevi defteri hem katlarsak bir çeşit ortadan nasıl olarak. E şimdi. Ne zaman yaparız? Öteleme. Ötelemeyi de sadece yürütürelim şekli bir noktadan başka noktaya. Ona göre ötelemedir genelde en basit veya en kolay işlemek için. Demek eğer istersek şimdi FGH şeklini öteleyelim. Ne kadar birim olsun? Ona göre 4 birimdir. Daha doğrusu örnek öteleyelim 8 birim aşağısına doğru. Demek FGH yamuğu 8 birim aşağısına doğru ötele. O demektir her bir nokta ne vardır? Vardır taşınsın 8 defa. Daha doğrusu 8 defa olmasın çok gerek. Hani görelim birden yok yapmayalım 8 defa. Biraz azaltarayız. Hiç çıkmayalım koordinat sisteminden. Örnek olsun 6 defa sanırım uyacak tam ki yetişelim dibe kadar. E şimdi eğer bakarsak alır koordinatlarımızdan sağa sola oynamaz. Demek x koordinatları kalır aynı. Örnek adlandırayız bu şekli nasıl ne gelir sırayla jıklımı şekli olarak. Demek j olarak birincisi k, l ve m. Demek x ekseninde kalır aynı. Eksi 1. Şimdi y ekseninde lazımdır 6 çıkaralım. Niçin gideriz aşağısına. Eğer gidersek yukarısına 6 tane vardır toplayalım. Birden 6 çıkarırsam ne kadar gelir? Koordinat ne kadar gelecek burada? Gelecek eksi 5. Demek bu 1'i buradan taşırsak 6 defa aşağısına gelir. Eksi 5'e. Hem ona göre şimdi hepsini vardır bu alım. K olarak eksi 5 ile eksi 5. L olarak eksi 5 ile 4'ten şeyi çıkarırsak 6 kalır. Eksi 2. Hem M olarak eksi 3 ile eksi 2 aynı. Hem ona göre bulayız bu şekil. Şimdi yapayım ben yine böyle noktaları daha hızlı çizeyim. Demek eksi 1 ile eksi efendim eksi 1 ile eksi 5 diğeri olarak eksi 5 ile eksi 5 o gelir eksi 5 ile eksi 2 odur bir yukarısına doğru. Demek ötelemeyi ne zaman yaparız değişmez şekil. Eme sadece değişir yeri.
Ona göre gelecek hani bakalım böyle tamam. Bu bağlanır. Gelecek böyle. Böyle. Bu bağlanır. Şimdi bakayız. Acaba yanlış yazmışak. Acaba da yanlış. Demek eksi birden geldik eksi birden beşe. Demek ülçebiliriz ne kadardır aralarında. Aynı zamanda. Her bir nokta arasında ben de buradadır 12. Demek bununla bundur 12. Sizle razım olsun 6 santimetre. Benden için bir birimdir 2 santim. Yani hepsinin arasında ya bende gelir tam olarak mesafeler eşit. Demek hepsi de aynı mesafede. Ona göre bir de bir şekilde kepten aynı. Eğer efendim. Anne göreyim. Bir saniye açayım. Ama demedim yapasın 4 tane eksen simetri. Demek bir koordinat sisteminde yaparız değişik şeyler. Eksen simetriyi yaptık sadece burada. Kırmızıdan sarıya. Buydu eksen simetri. Şimdi buradan buraya da öteleme. Demek buradan burasına yaptık eksen simetri. Ya yazayım bile. Eksen simetri. Yukarısından aşağısına gittik. Ötelemeyle devam ettik. Ki çizdirmeyin 5 tane koordinat sistemi bir derste ondan birisinde yaparız. Yapmadık nasıl daha evvel ne yapardık? Bir şekli 4 defa çevir değişik eksen simetrileri yap. Hemen bir yerde yaptık aynısını. Ondan bu ödevlerdeki yanlış etmeyesiniz, daha doğrusu tezlemenin ve bastırmanın çok çizgileri. Ki lazım ise silersiniz, daha kolay silersiniz. Şimdi acaba diğerleri yetişebildi yapsın bu yeşil şekli ben de çizdim. Şimdi gösteriyorsanız sona nasıl geldi? Tamamlayalım ilk ne vardır hep. Zaman uçar. Kanatsız. Demek. Şimdi isteriz yapalım dönme. Ne zaman yaparız dönme? Bir şeyler önemli. Baştan seçeriz bir noktanın etrafında yapalım o dönmeyi. Ve aynı zamanda bir daha kolay bulalım. O kenarlar nedir yatımına? Vardır olsun dikane. O kenarlar nedir? Dikane vardır olsunlar yatımını. Demek şimdi biz yapayız ki elde edelim bir dönme sağ tarafta burada. Ki elde edelim son şekli. Öyle. Demek dönmemiz olarak dönme olabilir iki çeşit. Olabilir sağdan yönünde olabilir sağdan ters yönünde. Öyle. Demek şimdi biz ki uysun bizim koordinat sistemine yapayız olsun sağdan hangi yönünde? Ters yönünde. Soldan sağa gidelim normalde sağa. Demek şimdi gideriz. Daha doğrusu. Demek şimdi gideriz. Jacob'un şeklini. Sıfır sıfır noktası etrafında. Sıfır sıfır noktası etrafında. Saatin ters yönünde bir dönme çiz. Demek bu tümce de verir bize hangi noktanın etrafında lazımdır dönmeyi yapalım. Odur 0 0 demek koordinat merkezinin etrafında. O demektir ne kadardır I noktası uzak diyelim burada 0 0'dan o kadar olarak uzak yine. Ama vardır değişsin sadece vardır değişsin bir tevi şekil. Demek ne zaman hareket ettireyiz şekili vardır değişsin daha doğrusu çevrilsin. Ve bir daha kolay takip edelim. Diyelim dik açıları vardır bize yardım etsin. Niçin? Biz biliriz tam ne kadardır büyük şeklimiz. Demek şimdi ilk şey ne vardır değişsin? Nasıl ne dedim? Yatımına vardır olsun dikane. Ki yatımına gelsin dikane lazımdır ne olsun? Değiştirilsin x ile y'nin yerleri. Demek x, y'nin yerleri vardır değiştirsin birbiriyle koordinatlarını ve aynı zamanda
Ne olarak x'in koordinatıyla burada? Niçin gideriz? Demek acaba görebiliriz. X bu taraftadır negatif, sağ tarafta olarak pozitif. Demek şimdi yeni noktalarımız x için olarak var pozitif. A y'nin noktaları kalırlar negatif. Başlayalım sırayla. Diyelim gidelim j aşağıya. J noktası idi bizde. Eksi 1 ile eksi 5. Şimdi ki elde edelim yeni yer hani. Baştan değiştiririz eksi 1 ile eksi 5'in yerleri hani. Hem sonra x'ın değiştiririz işaret hani. Diyelim harflarımız olsun p, q, r, s. Demek gideriz j, k, l, m'dan dönüştürürüz p, q, r, s'ya. Buna göre. Demek j olarak p vesaire sanırım onu anlarız. P da şimdi. Gideriz nasıl dedim. Baştan idi eksi 1 ile eksi 5. Şimdi olarak değiştiririm yerleri. Yerine gelsin eksi 5 ile eksi 1. Olarak sadece 5 ile eksi 1. Acaba anlarız bunu nasıl elde ettim? Ne yaptım? Sonra. Öyle anlarsak k olarak. Yok q. Q'dur k'nın dönüşümü. Dur. K demek şimdi ya tezlemenin k'dan dönüştürürüz. Demek 5 ile eksi 5. Evet. 5 ile eksi 5. Ondan sonra r gelir l'dan. Demek l olarak r. Tezleme? Yok. 2 ile eksi 5. Hem sonuncusu odursa ya. Koyacağım yan yana ki gösterelim böyle. L dedim olur r. 2 ile eksi 3. Demek dikkat edersek burada hepsi böyle gelir. Bu vardı. Demek ne yaptık? X ve y koordinatları yer değiştirdi. Ondan sonra x işaret değiştirdi. Demek her bir defa olarak değil, bir hangi defa y değiştirerek bir hangi defa y vardır değiştirsen koordinatını. Eğer gidersek diyelim yok arasından aşağısına ise yok arasından tam dedim aşağıdan yukarıya veya tersine. Demek şimdi elde edersek daha doğrusu çizersek koordinatları bakalım ne gelecek ve acaba vardır uysun. Diyelim 5 ile eksi 1 der burada. 5 ile eksi 5 der burada. Ondan sonra 2 ile eksi 5 der burada. Ve 2 ile eksi 5 ve 2 ile eksi 3 olarak yukarısına doğru olarak hem acaba yanlış ettim. Bir hangi yerde biz 1 ile eksi 1 ile eksi 5 oldu 5 ile eksi 1 tamam. Gelir böyle. Yanlış etmişek. Böyle. Deldir yanlıştır bu ase deldir tam. Ase deldir yanlış. Tamdır. Niçin? Eğer alırsak. Şimdi bunu eğer yapabilirsem select. Sadece deneyeceğim. Hop almadım et. Tamam. Yapamam select. Devam ya. Ne olur? Eğer çevirirsem. Öyle. Hem ya şimdi vardır hepten uysun. Görürsünüz. Öyle demek çevirdik sağdan tersine göre. Demek gitsek saat yönünde olaydı böyle. Hem kaç aydı yok arasına burada. Devam geleydi beri. Ama niçin gittik sağdan ters yönünde gelir bu şekilde böyle. Hem ona göre devam ettirirsek aynısını sağdan ters yönünde vardır. Çevre olsun
İstemez çevre olsan tamam. Vardır yok arasına devam gelsen. Geleydi böyle bir şey. Hem iki defa yapsak dönme. Geleydi burada. Hem olaydı bu şekilde kendi kendinden de üstünde 180 derecesi tersine. Demek ne zaman yaparız dönme her bir defa nasıl yapabilirsiniz daha kolay olsun. Var ise bir şekil. Defterinizi çevirin 90 derece. Alırsın defteri hem sadece çevir 90 derece. Ne kadar görebilirsiniz nasıl gözükecek. Niçin her bir defa odur bu o şeylerde. Koordinatlar sana kolay bulunabilir. Eğer diyelim alırsanız çizgi tahtayla ölçerseniz. Örnek her bir noktada burada yazmadık sadece noktaları. Demek adlandıralım. Budur P. Budur Q. Q'dur bağlı R ile. M R'dır bağlı sayı. Örnek eğer alırsak nasıl yapalım çizgi tahta hem ölçersek. Diyelim sıfır noktasından P'ye kadar. Hepten hep tam. Bende vardır. Burada 10 santimetre. P noktası da aynı nasıl J. J noktasına kadar aynı vardır. 10 santimetre. Ve ölçersem S noktasını. Burada vardır 7 santimetre. Beriyesine vardır 7 santimetre. Demek her bir nokta arasında mesafemdir benim aynı. Niçin koordinat sistemim tabi der çizek aynı ve ona göre her şeydir tam. Demek nasıl düşünürsün? Düşünürsün sadece dönmede ise genel olarak her bir şekilde. Demek simetride de aynı. Simetride bakarsak. Sadece simetride bakarız diyelim bu çizgiye göre. Niçin yaptık? Y eksenine göre simetriyi. Demek bakarım çizgiden ayaka hem çizgiden eyeka. Odur aynı. Çizgiden ayağa kadar 1 santim. E'den çizgiye kadar 1 santim. Veya çizgiden B'ye kadar 5 santim. F'dan çizgiye kadar da 5 santim. Vesaire vesaire. Demek aynıdır. Niçin koordinat sistemimizi eğer tam çizersek mesafeler aralarında burada olarak aynı. Acaba dersimizi anlarız. Tamam şimdi recording'i kapayacağım. Dersten çıkmasını istemse. Demek eğer yok ise başka sorunuz. Dersimiz bugün için bu kadar. Ve gelin derse kadar güle güle.